Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Denizli Çivril'deyiz. Kadir Bey ile Ömer Bey'in elma arasındayız. Bu videomuzu çekmemizdeki en büyük aşama araziye girer girmez birinci olaraktan fark ettiğimiz çok önemli bir şey var. Toprak yapısı. Kadir Bey, arazi sahibi olaraktan öncelikle size soralım. Toprak yapısı nasıl oldu? Bir şahitli bir gösterebilir miyiz çiftçilerimize? Şu an fark ettik, daha yeni tarlaya geldiğimizde ben gübreyi ağacın iz düşümüne attım. Burada ayaklarım hiçbir şekilde batmıyor ama bakalım. Şurada semsert görüyorsunuz. Evet, atılan yer neresi? Buraya iz düşümlerini attım. Buraya geldiğimde ayaklarım batıyor şu an. Şöyle yaptığımda gayet de aşağıya iniyor. Evet. Bunu fark bakın ettik. Yan tarafa bakalım. Yani çiftçilerimiz görsün. Bakalım. Atılan yer, atılmayan yer arasında. Şu anda buraya atıldı değil mi? Evet, buraya bakın. Atıldı. Gayet de yumuşamış. Atılmayan yer neresi? Atılmayan yer şu an. Buralar. Bakın. Şurası. Yani bir nevi beton gibi. Evet. Ama atılan yere geliyoruz. Atılan bakın. Yerde. Şurada ayağınızı batırıyorsunuz. Bakın. Ayağım resmen geçiyor. İçine geçiyor. Evet. Bakın. Bakın farkı evet. Görüyorsunuz. Toprağı biraz karıştıralım. Toprağın altındaki nemi görüyorsunuz. Orada. Yani bu şuraya bakıyoruz. Evet. Ve buradaki sertliği görüyorsunuz. Önemli olan o. Burası çamur, orası dağılıyor. Kadir Bey, yaklaşık sizin kaç dönümlük bir araziniz vardı? Yaklaşık 30 dönüm elmalık, 20 dönüm şeftalilik. Az önce diğer yerinize de gittik. Rüzgar var diye çekim yapamadık ama oradaki meyve gözlerinin artık yemyeşil olduğunu gördük. Evet. Yani Mart ayındayız. Mart'ın 20'si galiba bugün. 20'si evet. Olarak kayıtlara geçiyor. Ve yan tarafınızdaki şahitli atılan yerde daha meyve gözünün yeni yeni oluştuğunu evet. Ama sizde yeşillenmeye başladığını gördük. Bizim meyve gözleri bu sene gerçekten çok önceden geliyor. Yan tarafta atmayan tarla sahiplerinkine baktığımızda gerçekten hani benimkinin arasında acayip bir fark var. Şahitli gördünüz. Şahitli gördük. Hatta benimkilerde gözlerin yanındaki yapraklar da açılmış. Hı hı. Ama öteki arkadaşlarınki hala gözleri daha böyle çok zayıf bir şekilde bekliyor. Bizimkilerde bu şekilde olmuş. Kaç dönümsünüz toplamda? Siz bunu tek tek ağaçların dallarının bittiği yere taç iz düşümüne attınız. Attım. Yani gördüğünüz sonuçtan elmada kullandınız. Elma. Şeftalide kullandınız. Kirazda kullandım. Kirazda kullandınız. Farkı gördünüz. Farkı gördüm şu an. Gördüm. Daha gözlerde farkı gördünüz. Evet. En önemlisi. Peki gördüğünüz sonuç doğrultusunda şu anda şimdi Türkiye genelindeki birçok elma yetiştiriciliği yapan müşteriler var. Ki evet. Ağaçlar 35 yaşına yakın. Evet. Yani sizin çocukluğunuzda ve nerelerden dikimi. Sonuca baktığınız zaman %100 güne siyah çiftçilerimize Isparta olur, Antalya elmalı olur, Kahramanmaraş olur. Yani sayabileceğimiz birçok elma ürettiğimiz evet. Yerleri var. Tavsiye ederiz. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani bu yıla kadar ben bu gübreleme sistemiyle belki de 30 üstünde gübre atmışımdır. 18-46'lar farklı farklı gübreler attım. Bu yılki gübre gibi hiçbir şekilde görmedim. Yani faydasını da görmedim, değişikliğini de görmedim. Böyle bir sonuç aldım. Böyle bir sonuç aldım. Arkadaşlar burada Kadir Bey'e şunu söyle, bunu söyle yok. Ben fabrikadan direkt geldim. Denizli Çivril Bayimiz Ömer Bey dedi ki Kadir Bey arazisinde yaklaşık 200 çuvala yakın bizim ürünümüzü aldı. Tamamını da kullandı. Farkları sonuçlar bundan gelelim dedik. Çekim yapalım dedik. Toprak yapısının nasıl olduğunu. Bu mevsimde herkesin daha meyve gözlerini yeni yeni ki 4 günden beri soğuk var. Evet. Soğuk olmasa neredeyse tamamı yemyeşil olacaktı. Kaliteyi gördük. Yani şu ağaç, şu dalın izinin bitimi. Bakın arkadaşlar. Ayağımızda basıyor. Bakın ayağım ne kadar içeri gidiyor. Şurası da atılmayan yer. Buraya basıyorum. Bakın kalıyor. Kalıyor. Ama geliyorum buraya bakıyorum. Bakın canlı canlı. Bakın ayağımın nasıl içine gittiğini. Bakın. Görüyorsunuz. Yani bunu şöyle alalım. Bakın toprağın nasıl alta doğru gevşediğini de görebiliyorsunuz. Yani buradaki amaç %100 gibi siyah toprak. Hem topraklarınızdaki, arazilerinizdeki hem de bu nemin arasında da fark var. Bakın. Yani şuraya bakıyorsunuz. Şuraya bakıyorsunuz. Buradaki nemi görün.
Yani bu da su aralarınızı uzatıyor. Yani evet. Sudan da tasarruf ediyor. Çünkü her su gübre demek, maliyet demek, çiftçide zaten zor kazanıyor. Ekonomik şartlar çok. O yüzden zaten sıkıntılı. Hüseyin abi çiftçi zor kazandığı için ben bu gübreyi çiftçi arkadaşlarıma atsın diyorum. Hani sonuçta alıyoruz gübreyi, evet. atıyoruz maliyetleri yükseltiyoruz. Sonuç yok. Tekrardan bir daha alıyoruz derken gübre masraflarımız zaten çok alır. Çok yüksek. Hiç değilse hani bir kere ben hani çiftçi arkadaşlarıma da söylüyorum. Bu gübreden kullansınlar. Gerçekten pişman olmayacaklar. Ben hiçbir şekilde yalan beyanda da konuşmuyorum. Evet. Bir sürü ağacım da var. Gelip bakabilir de. Ki siz geçen sene bunu gördünüz. Gördüm. Ömer Bey de gördünüz. Yani çoğu çiftçimiz denemek için yapardı. Siz tamamıyla bütün arazinizde kullandınız. Ben denemeyi Ömer abim bahçesine gittiğimizde biz gördük. Dedik tamam kesinlikle bu bizim dedim. Yani bu bizim aradığımız bir gübre dedim. 5 torba şuraya atayım, 10 torba şuraya atayım demedim. Hepsini aldım, hepsine teker teker elimle attım, iz düşümlerini attım. Evet, gerçekten öyle. Çok memnunum. Hani şimdiden gözden böyle. İnşallah ilerleyen dönemlerde de görürüz. Yine çekimimizi yapacağız. Yine de çekimimizi yaparız. Siz buradan tamamıyla bütün arazinizden siz 190 tona yakın bir mahsul alıyordunuz. Evet, 190 ton elma alıyordum. Peki gördüğünüz şu gözlerde, baktığınız sonuç doğrultusunda ne kadarlık bir tonaj olur? Bu şekil eğer hiçbir sıkıntı olmadığı sürece 250 tona kadar çıkarım diye düşünüyorum. Yani bu da ortalama %30-%40'a yakın bir artış evet. sağlar. Evet. Bu da çiftçinin gerçek anlamda bütün masraflarınızı karşılar. Kesinlikle. Ve para kazanmanızı sağlar. Zaten bizim oradaki eğer %40 artışımız olursa bizim kazancımız orada zaten. O değil kazancı mi? Alabilirsek şu an hepimiz mazota, gübreye, ne bileyim, hep zamanınız da para sonuçta. Sonuçta. Allah bereket versin yine para kazanıyoruz ama bu %40'lık yekün rakam sizin bütün zararı giderleriniz. Yani çiftçi arkadaşlar traktörünü değiştirmek istiyor ama sezonu güvenemiyor. Evet. Ne olacağını bilmiyor. Piyasa şartları bilirsiniz. Yani 1.300'e, 1.5'a, 2'ye, 2.5'e elmanın bir rekolte değeri yok. Yani bir rakam belirli yok. Yani şu deseler ki ben 1.700 liradan elmayı alıyorum dalında. Çiftçi ona göre der ki ben en azından Kadir Bey der ki 150 tonum var, borcumu ona göre yaparım, şuna göre yaparım. Ama çiftçi her yıl içeri doğru gidiyor. Ama %100 gübre siyah toprak. Arkadaşlar ülkemizin zor şartlarında yerli üretim, milli üretim. Bu sonuçları doğururken kimyasallaşmayı, çoraklaşmayı, ağaçlarınızdaki hastalıklara karşı bitkiyi daha dirençli yaparaktan toprağın yapısını hem değiştiriyor, hem kaliteyi arttırıyor, hem de çiftçinin yüzünü güldürmeye başlıyor. Evet. Ve başlamaya da devam ediyor. Bu 5. yılımız, artık 6. yılımıza giriyoruz. Kadir Bey, çiftçilerimize son söyleyeceğiniz nedir? Çiftçilerimize gübre konusunda eğer çiftçilerimize diyorlarsa gerçekten hani gözleri kapalı şekilde alıp atabilirler. Sonuçta gerçekten güzel bir gübre olduğuna inanmaya başladım. İlerleyen çekimlerde de yani bunu bana daha inansınlar, daha iyi görsünler derim ben. Görsünler, evet. Arkadaşlar siz de bir yıl geriden gelmek istemiyorsanız öncelikle çiftçilerimize şunu söyleyeyim. %100 gübre siyah toprağı bölgelerinizde, ağaçlarınızda, açık arazilerinizde, seralarınızda muhakkak kullanın. Toprak yapılarını değiştirip verimimizi arttırır. Bu videomuzu Denizli'de, Çivril'deyiz. Kadir Bey'in elma arazisindeyiz. Öncelikle kendisine çok teşekkür ederim. Arazinizde bizi gezdirdiğiniz için, çiftçilerimizi aydınlattığınız için. Elma konusunda çünkü ülkemizde gerçekten bilinçli bir şekilde bir gübreleme veyahut da toprak yapılarını düzeltip bir analiz yaptıraraktan hareket etmiyorlar. Yanlış gübrelemeden dolayı pH yüksekliği, kireç tuzluluğu çok fazla. Bunu da canlı canlı uygulamalı bir şekilde gösterdik toprak yapısının nasıl kabardığını. Evet arkadaşlar siz de %100gübre.com, siyahtoprak.com web sayfamıza girip siparişinizi verebilirsiniz. Denizli Çivril bölgesinde Kurtlar Tarım'dan Ömer Bey'den siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. Muhakkak kanalımıza da abone olmanızı bekleriz. İyi günler dileriz.